Trabzonspor'u yapılandırmak için 5 sezonluk bir serüvene çıkıyoruz. İlk sezondaki hedefimiz ligde olabildiğince yukarıda tamamlayabilmek ve Türkiye Kupası'nı kazanabilmek olacak. Ethan Laird'ı transfer ettik. 1,5 sezonluğuna kendisini kiralıyoruz. İngiliz futbolcu. Çok önemli bir kanat bek olduğunu düşünüyorum. 1-2 seridir hakikaten çok verim alınabilir bir futbolcu. Böylelikle bu sezonumuzu da 4 kulvarda bu şekilde noktaladık. 2 tane kupayla, 2 tane yerel kupayla sezonu noktalıyoruz. Maçkolik ekranlarından herkese merhaba. Trabzonspor'la yeniden yapılanıyoruz serimizin 4. bölümünü çekiyoruz. Bugün kendilerini 5 sezon boyunca güncel kadrolarıyla başlayarak yapılandıracağız. Şimdi 1. sezona geçelim ve takımımızı tanıyarak serüvenimize başlayalım. Kadroya şöyle bir baktığımızda dikkat çeken ilk şey kadronun çok kalabalık olması ve aynı zamanda çok fazla sayıda da yabancı futbolcu var. Lisans kaydına gelip baktığımızda tüm yabancılara eğer kayıt edersek yine 16 adet yabancıya sahip olmuş oluyoruz ama ne yazık ki bunların sadece 14'ünü kaydedebileceğiz. Kaliteli, önemli futbolculara sahibiz. Nikola Pepe, Uğurcan, Orsic, Vişça, Bakasetas gibi futbolcularımız var. Özellikle Bakasetas gibi bir tecrübenin üzerine bir takım kurulabileceğini düşünüyorum burada. Aynı zamanda Orsic ve Pepe'den de olabildiğince şekilde iyi yararlanmamız lazım. Şöyle bir baktığımızda Bakasetas'ın profili de çok şey vaat ediyor. Özellikle teknik özellikleri oldukça gelişmiş. Ama bununla beraber kendisinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Dolayısıyla bir an evvel sözleşmeyi uzatmamız lazım. En büyük yıldızımız belki de Nikola Pepe. Onun da sözleşmesi sadece bir yıllık olduğu için eğer takımda tutabilirsek kendisini uzun yıllar tutmak istiyoruz. Çünkü bu ligin üstünde bir kaliteye sahip ve sadece 28 yaşında. Bu yıldızları da hesaba katarak 4-3-3'lük bir sistem oluşturdum. Burada Bakasetas'ı Mezzala görevinde oynattığımız, Orsic'i kanat forvet, Nikola Pepe'yi de ters ayaklı kanat futbolcusu olarak kullandığımız bir sistem var. İleri uçta ben Onuachu'yu düşünerek aslında pivot santrafor yaptım ama en iyi 11'i çıkar dediğimizde karşımıza kiralık olarak gitmiş olan Maxi Gomez geliyor. Onuachu ile oynayacağız. Onuachu'nun da profiline bir bakalım. Onun da fiziksel özelliklerine denge, güç ve zıplama çok ciddi dikkat çekiyor. Zıplaması 20, zaten 2 metre. Özellikle Abdülkadir Ömür gibi bir futbolcuyu ben bu takımda daha aktif kullanmak istiyorum. Dolayısıyla burada Bard yerine belki Abdülkadir'i oynatma direktifi verebiliriz yardımcı antrenörlerimize. Bununla beraber yine Larsen'i de kullanmayı pek düşünmüyorum sağ bekte. Onun yerine Mehmet Aydın'ı kullanabiliriz. Kendisi kiralık ve satın alma opsiyonu da bizde. Ligdeki sezon öncesi bakışa göz attığımızda ise bizi ligde 4. sırada bitirecek gibi görüyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray 1-2 olurlarsa onların hemen arkasından ya da onların ikisinin arasına girmek bizim en temel hedefimiz olacak bu sezon. Sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'na oluşuyor hedeflerimiz. O yüzden çok odaklı, daha az maç oynayarak rakiplerimize göre bir sezon geçireceğiz. Bunun dışında mali duruma göz attığımızda transfer sezonu şu an kapalı. Ocak ayında açılacak ilk kez transfer sezonu. Burada borçlar tarafında 101 milyon euroluk bir borçtan söz ediliyor. Ciddi bir borç. Özetle Trabzonspor'u yapılandırmak için 5 sezonluk bir serüvene çıkıyoruz. İlk sezondaki hedefimiz ligde olabildiğince yukarıda tamamlayabilmek ve Türkiye Kupası'nı kazanabilmek olacak. Şimdi hep birlikte 1. sezonu tamamlayarak serüvenimize başlıyoruz. 1. sezon noktalıyoruz. Öncelikle ara transferlerimizle başlayalım konuşmaya. Bahsetmiştik, çok fazla sayıda yabancı futbolcumuz var ve aslında bunların kalitesi de sorgulanabilir seviyedelerdi. Dolayısıyla çok fazla yabancı futbolcuyla yolumuzu ayırdık ve geleceğe yönelik bazı hamleler gerçekleştirdik. Şimdi bunlara teker teker bakalım. Öncelikle takımımızda forma şansı vermediğimiz Taxi Fontas'ı Altavun takımına 2.3 milyon euroya gönderdik. Oradan bir gelir elde etmeyi başardık. Tonio Teklic'i Montpellier'e gönderdik. Onun yaşı daha genç. Eğer gelişebilirse takımımızda yer veririz. Önemli hamlelerden biri Trezeguet'in ayrılığı olacak. Trezeguet Strasbourg'a önce kiralık sonra da bonservisiyle gidiyor. Yaklaşık 6 milyon euroluk bir gelir elde edeceğiz buradan önümüzdeki sezon. Yine takımımızda kullanmayı düşünmediğimiz sağ bek Larsen'i de ülkesine geri gönderdik. Şimdi gelenlerimize bir bakalım. Semih Kılıçsoy'u aldık Beşiktaş'tan. Eğer potansiyeline yaklaşabilirse bile
bizim için çok faydalı olacak bir futbolcu. 18 yaşında henüz. Bunun dışında Antalya Spor'dan da bir genç yetenek Emre Uzun'u aldık. Emre Uzun'un profili hala A takıma biraz uzakta ne yazık ki. O yüzden onu Etimesgut'a kiraladık ama önümüzdeki sezonda kiralık hamlelerine devam edeceğiz gibi duruyor. Ethan Laird'ı transfer ettik. 1,5 sezonluğuna kendisini kiralıyoruz. İngiliz futbolcu. Çok önemli bir kanat bek olduğunu düşünüyorum. Bir iki seridir hakikaten çok verim alınabilir bir futbolcu. Yani ez cümle gerçekten çok hareketli bir ara transfer dönemi gerçekleştirdik. Şimdi ligdeki ve kupadaki sonuçlarımıza göz atalım. Süper Lig'de ligi 2. sırada tamamlıyoruz. Fenerbahçe'nin 5 puan arkasında 90 puanla 2. sıradayız. Gol kralı Ercan Kara olmuş Samsun Spor'dan. Onu açığı görüyoruz 3. sırada. Ortalama puanda da yine lider o. Asist krallığında Nikola Pepe'yi görüyoruz. Orsic de yine takipte. 4 tane deplasman mağlubiyetimiz var. Bir tanesi Galatasaray'a karşı. Fener'i hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Çok önemli bir başarı bence. Zaten lig şu 3 takım arasında geçmiş gibi gözüküyor. Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan taraf biz oluyoruz. İlk sezonumuzu Türkiye Kupası'yla tamamlamış oluyoruz böylelikle. Finalde Başakşehir'i penaltılar sonucunda mağlup etmeyi başarmışız. Kupanın da gol kralı Bakasetas olmuş. Önce görece kolay takımları yenip Beşiktaş'ta eşleşmişiz. Onları 2-0'la geçip Galatasaray'la ilk maçı 2-0 yenip ikinci maçı evimizde 3-2 yenilmemize rağmen finale çıkmışız. Sonrasında da Başakşehir'le bir seri penaltı atışları sonucunda kupaya uzanan taraf olmuşuz. Kupa şampiyonu takımımızın istatistiklerine de bir bakalım. En çok maça Uğurcan çıkmış gibi gözüküyor. Herkesin de ortalaması hemen hemen iyi gibi. Bu sevindirici bir haber. Bakasetas'ın 20 golü 8 asisti hemen dikkatimi çekiyor. Kariyer sona erdiğinde 34 yaşına gelmiş olacak ama umuyoruz ki 5 sezon boyunca Bakasetas da bizimle beraber olacaktır. Bunun dışında sözleşme krizi yaşadığımız bir başka futbolcu da ne yazık ki mutlu sona ulaşamadık. Tottenham'a kaptırıyoruz Nikola Pepe'yi. Sezon sonu itibariyle bedelsiz olarak takımımızdan ayrılacak. Bizimle geçirdiği bir sezonda 9 gol 15 asistlik bir katkı verdi. Yine bir başka dikkat çeken Onuachu gibi gözüküyor. O da 37 lig maçında 26 gol. Kupada da 3 gol 2 asistlik bir katkı. Mali durumumuz ne yazık ki eksi de aşağı yönlü bir grafiğe sahibiz. Bu çok iyi bir haber değil tabii ki. Önümüzdeki sezon için ise sadece 5.6 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Elde edeceğimiz transfer bütçesinin ise sadece %25'ini kullanabileceğiz. Yani 4'te 1'i kadarı kasamıza girecek. Dolayısıyla hani futbolcu satıp bütçe oluşturmayı düşünebiliriz ama bunun sadece 4'te 1'in de kasamıza gireceğini hesap etmemiz gerekiyor. Takımı baştan kuracağız, yeniden yapılanacağız çünkü. Bunun dışında Avrupa hedefimiz olacak. Şu an Şampiyonlar Ligi için ön elemeye katılmaya hak kazandık. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir miyiz? Bundan çok emin değilim. Ne bütçe ne kadro kalitesi fazla el vermiyor buna ama en azından Avrupa Ligi'ne katılabilirsek de bence bizim için çok değerli olacaktır. Şimdi ikinci sezonumuza hep beraber başlıyoruz ve transferlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Öncelikle transferlerle başlayacağız ama şöyle bir tabloyu gözünüzün önüne getirmek istiyorum. Çok ciddi sayıda futbolcu geldi ve gitti. Tam bir Türkiye gerçeği oldu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bütün gelen futbolcuları tanıtırsam bu videonun tamamı belki de oyuncu tanıtımına gidecek. O yüzden biraz özetleyerek anlatmam gerekiyor. Öncelikle biz tabii ki gidenlerle başlayalım. Trezeguet'ten önemli bir gelir elde ettik. Bunun dışında hani özel hikayesi olan futbolculardan bahsetmek istiyorum. Ryan Bania'yı takımda tutmak istiyordum mesela ama kendisi Benin milli takımını seçince yabancı statüsüne düştü. O yüzden onu gönderdik. Joaquin'i gönderdik, Kurbelis'i gönderdik. Yani Yunan ekibi Bakasetas haricinde hep takımdan göndermiş olduk. Tonyo Teklis de bu sezonu yine kiralık geçirecek. Gelenlerde önemli isimler var. Berat'ın öncelikle bonservisini aldık. Rice Williams bu önemli bir futbolcu, ondan bahsedelim. Liverpool'dan alıyoruz. Geçen sezonu Aberdeen'de geçirmiş bir futbolcu. O da İngiliz. Ethan Laird'le beraber ikinci İngilizimiz olacak kadrodaki. Kafa vuruşları, markaj yeteneği, top kapması gayet başarılı ve sadece 23 yaşında bir futbolcu. Hem önü açık hem de mali durumumuz kötüye giderse satabileceğimiz tipte bir futbolcu. Bunun dışında Serdar Dursun'u aldık. Enteresan bir hamle oldu bizim için. Bonservisi elindeydi ve
Hani bu ligin golcüsüdür. Yedekte kaliteli bir ayak olsun istedim. Svetoslav Vutsov kaleci transferimiz. Uğurcan'ın her zaman ayrılma riski kapıdayken arkasında gelecek vadeden ve önemli yeteneklere sahip bir kalecinin olmasını istedim. FMC'lerin de yakından bildiği bir kalecidir diye tahmin ediyorum. Ligimizde özellikle gayet iş yapabilecek bir futbolcu. Bunun dışında Schalke'den Mehmet'i alamadık, sağ bek Mehmet Aydın'ı, ama Taylan Bulut'u transfer ettik ve çok iyi bir profilde sahip gibi gözüküyor. Leirt ayrıldıktan sonra kavuğu Taylan Bulut'a teslim edebilir. Koray Günter yerli kalitesini arttırmak için aldığımız futbolcu. Unai Bilbao diye bir stoper aldık. O da yine pasör stoper özellikleri öne çıkan bir futbolcu. 30 yaşında tecrübeli bir futbolcu. Sol ayaklı, yani Rice Williams sağ tarafta, Bilbao sol tarafta oynayacak şekilde bir kadro dizilimine sahip olacağız. Bunun dışında say bitmiyor, hepsine girmeyeceğim dedim ama Berkay Özcan'ı orta sahayı zenginleştirmesi için aldık. Emin Bayram'a çok para verdik, Galatasaray'ın stoper futbolcusuna. Bunun dışında Joshua King, burada Trezeguet'in yerine arkada bekleyebilecek, sorun çıkarmayacak bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Fenerbahçe'den King'i aldık. Son günlerde Barış Alper Yılmaz'ı takımımıza transfer ettik. 3.2 milyon euroluk bir bütçeyle kendisini takımımıza katıyoruz. Çok değerli ve hesapta olmayan bir transfer oldu bizim için. O yüzden burada Ors için de artık forması tehlikede bence sezon içerisinde. Evet, en iyi 11'e göz atıyoruz şimdi. Tabii ki şunu söylemeyi unuttum. Bize bir de piyango vurdu. O da Maxi Gomez'in satın alma opsiyonunun kullanılmamış olması. Takımımıza geri döndü Gomez Kadiz'den. Onu açı sonrası bir pivot santraforumuz daha olmuş oldu. Hem de bedelsiz bir anda karşımıza çıkmış oluyor Maxi Gomez. Abdülkadir ilk 11'e yerleşiyor. Geçen sezon geri planda kalan futbolculardan biriydi. O yüzden onu tekrar ilk 11'e yerleştirmiş olmak güzel. Şöyle bir lige bakıyoruz şimdi. Ligde bizi yine 4. sırada görüyorlar. Bence çok anlamsız. Yani takımımızı bayağı güçlendirdik çünkü çok fazla futbolcu aldık. Hala bizi 4. sırada görmeleri mantıklı değil. Sizlere önemli bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. O da şu ki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Hiç de hedefimizde olmayan bir konuydu ama bir anda Şampiyonlar Ligi'ne katılıyoruz ve grubumuz da açıkçası çok çok zor değil. Yolculuğumuz nasıl oldu diye soracak olursanızsa o da şöyle oldu. Benfica ile eşleştik. Şunu her zaman söylüyorum, bir Türk takımı bir yerde ön eleme oynayacaksa Partizan, Dinamo Kiev ya da Benfica ile oynar. Yine Benfica karşımıza çıkıyor ve bizi yanıltmıyor. Onlarla oynadığımız ilk maçı 3-2 kaybetmişiz ama kendi evimizde 2-0 kazanmışız. Çok iyi bir skor. Sonra Twente ile eşleşip onları 3-1 ve 2-0 gibi iki tane net sonuçla mağlup edip gruplara kalmayı başarmışız. Açıkçası grup da çok şey vaat ediyor, yani hani Kopenhag'la başlıyoruz. Ajax, şurada bir 6 puan yapsak başka bir yere gidebilir bence grup. Bunun dışında Süper Kupa'yı kaybetmişiz. Süper Kupa'ya da bakalım. Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuşuz kupada. Evet, bu sezon 4 kulvarda mücadele edeceğiz. Önemli de kalitede bir futbolcu grubuna sahibiz. Stoper hattını tamamen değiştirdik. İleri uçta kaliteli oyunculara sahibiz. Hücum aksiyonlarını genişlettik. Yeni kanat oyuncuları aldık. Orta sahamız yine çok dinç. Türk oyuncu sayısını arttırdık. Ama şimdi bunların sonuçlarını görme zamanı. Ve şimdi hep birlikte ikinci sezon sonuna gidiyoruz. Şimdi ara transfer dönemiyle hemen başlayalım. Ara transferde çok az hamlemiz oldu. Yani geleceğe yönelik hamleler olsa da en önemli hamlemiz A takıma Eon Won Sang'ı transfer ederek oldu. 1.3 milyon euroya bir Güney Koreli futbolcuyu transfer ettik ki sormayın. Yani menajerleri bize önerdi ama bence düşeş bir transfer. Çünkü dribling yeteneği ve fiziksel özellikleri Kore Ligi'ne bence çok fazla bir futbolcu. Sadece tek yönlü, sadece sağ açıkta oynaması bence bir dezavantaj ama onun dışında gayet iyi bir futbolcu. Bakıyoruz ona, Ulsan'dan transfer ettik. 13'lük maçında 2 gol 4 asist. Ortalama puan da gayet yüksek. Bunun dışında ayrılanlarımıza bir bakalım. Umut Güneş fazla forma şansı bulamadığı için kiralık gitti. Semih Kılıçsoy'u Fulham'a gönderdik ama kiralık gönderdik. Takımdan ayrılmak istedi. Fulham ona transfer teklifi yaptı. Biz onu kiralığa çevirdik ve kabul ettiler. Fulham da sadece bir lig maçına çıkarak sezonu tamamladı. Şöyle de göstereyim.
Eğer 20 maç oynasaydı sadece 1 milyon euroya kendisini transfer edebilirlerdi ama sadece 1 maç oynattılar. Evet, şimdi sonuçları görmenin zamanı geldi bu transferlerin ışığında. Öncelikle ligde başlıyoruz. Ligde yine mutlu sona ulaşamadık. Yine Fenerbahçe şampiyonluğu görüyoruz. Onların bu sefer 4 puan arkasında ikinci sıradayız. Beşiktaş'ta ensemizde. Gol krallığında herhangi bir adayımız yok. Asist krallığında Abdülkadir Ömür'ü ikinci sırada görmemiz mümkün. 6 mağlubiyetimiz var. Fenerbahçe içeride dışarıda yenilmişiz. Evimizde Galatasaray mağlubiyeti var. Bunlar biraz belirleyici olmuş bence. Türkiye Kupası'nda yine mutlu sona ulaştık. 2 sezon üst üste kupayı kazanan taraf oluyoruz. Kupa maceramızsa aslında tahmin ettiğimizden daha zor olmuş. Yani 5. turda Fenerbahçe'yi çekmişiz ki çekilebilecek en zor kura olabilir. 1-0'dan gelip hem de yenmeyi başarmışız. Sonra Ankara gücüyle penaltılara giden bir karşılaşma, maç 5-5 bitmiş. Konya Spor'la oynadığımız bir maç var. Başakşehir yarı finali 6-0 ve sonra 3-1'lik bir galibiyet. Finalde de Beşiktaş'ı 2-1 yenmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan zor bela 3. sırada çıkmayı başarmışız. Avrupa Ligi'ne kalmayı başarmışız. Tek bir galibiyetimiz var. O da Ajax'a karşı. Kopenhag'a karşı da değil yani. Ajax'ı deplasmanda 3-1 yenerek bu grupta Avrupa Ligi'ne kalmayı başarmışız. Bunun dışındaki sonuçlarımız Kopenhag'la içeride dışarıda beraberlik ve Liverpool'a 2 mağlubiyet, Ajax'a da evimizde 3-0'lık bir mağlubiyet olmuş. Avrupa Ligi'ne kalıp elemeler playoff'undan yolumuza devam ediyoruz. Burada Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'le eşleşmişiz. Barış Alper'in golüyle ilk maçı 1-0 kazanmayı bilmişiz. Deplasmanda ise bambaşka bir tablo ve penaltılar sonucunda turu geçen taraf olmuşuz. Maçı 3-2 kaybetmişiz. 120 dakika sonucunda 3-2 kaybeden taraf olmuşuz. Aslında 90 dakikası 2-1 sona ermiş. 95'te Enis Bardi ile 2-2 yapıp 105+1. Dakikada tekrar golü yemişiz. Penaltılara gidiyoruz. Penaltılarda hata yapmayan tarafız. Bayer Leverkusen ise 5 penaltı sonunda sonuncu penaltıyı kaçırınca bir üstüne çıkan taraf biz olmuşuz. Serdar Dursun'un da ilk 11'de oynamış olması enteresan tabii ki. Akabinde son 16'ya kalıyoruz. Son 16'da Feyenoord'a karşı muhteşem bir üstünlükten bahsedebiliriz. 4-0'lık bir galibiyet, çok net bir galibiyet alıyoruz. Yine Serdar Dursun'un bir performansı var burada. Serdar Dursun formayı kapmış mı acaba Maxi Gomez'den? Rövanş maçına bakıyoruz. Hollanda'da 2-2'lik bir beraberlik. 88 ve 90+4. Dakikalarda gelmiş gollerimiz. Evet, çeyrek finale geldiğimizde ise rakibimiz Fransa'nın önemli takımlarından Marsilya. Marsilya ile ilk maçı Velodrom'da oynuyoruz ve maçı hızlı başlıyoruz. 26. dakikada Berkay'ın vuruşuyla öne geçiyoruz deplasmanda. Daha sonrasında dakikalar 59'u gösteriyor. Barış Alper'in pası. Layard bırakıyor ve Orsic farkı 2'ye çıkartıyor. Velodrom'da son dakikalara çok ciddi bir avantajla giriyoruz ikinci maç öncesinde. Topun başında Grifo var 78. dakikada. Kafa vuruşuysa Bayerdi'den geliyor ve Marsilya karşısında ilk maçı 2-1 kazanmasını biliyoruz. Bu maçta ise en önemli konu belki Maxi Gomez'in sakatlığı. Gomez bu sakatlığı sebebiyle ikinci maçta oynayamayacak. 2-1'in rövanşında Trabzon'dayız. Trabzon'da Marsilya hızlı başlıyor maça. Correa 3. dakikada getiriyor. Kondogbia topu ağlara gönderiyor ve Marsilya 1-0 öne geçiyor. Ama Marsilya'nın hızlı gidişatını durdurmak gibi bir niyeti yok. Dakika 10. Malinowski çok uzaklardan vuruyor. Vutsov'un hatası ve ne yazık ki 2-0 gerideyiz. Ama neyse ki toparlanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Orsic ortalıyor. 17. dakikada Kaan Ayhan farkı 1'e indiriyor. Dakikalar 37'yi gösteriyor, 38'i gösteriyor. Savunmada bir hata, Disasi dalıyor ama Orsic öyle bir vuruyor ki. Golümüzden sadece bir dakika sonrası Marsilya Vitinha ile toparlanmayı başarıyor ve tekrar 3-2 öne geçiyorlar. Maç böyle giderse eğer uzatmalara kalacağının bilincindeyiz tabii ki. Biz Bilbao ile geliyoruz. Wonsang ceza sahasında ve Serdar Dursun topu ağlara gönderiyor 52. dakikada.
Sonuç 3-3 ama bu bize yetmez diyoruz. Von Sang'ın savunma arkasına pası Orsic. Bakasetas 87. dakikada son sözü söylüyor ve 2-1 kazandığımız maçın rövanşında 2-0 yenik duruma düşmüş olmamıza rağmen 4-3 kazanmasını biliyoruz. Dramalarla dolu bir turu böylelikle geride bırakıyoruz ve adımızı yarı finale yazdırmayı başarıyoruz. Yarı finalde ise ne yazık ki o kadar şanslı değiliz çünkü Chelsea ile eşleşiyoruz. İlk karşılaşmayı öne geçmemize rağmen 3-1 kaybediyoruz. Deplasmandaki maçı ise yine 3-1'lik bir sonuçta kaybedip yolumuza yarı finalde veda ediyoruz. Muhteşem bir Avrupa Ligi macerası, müthiş bir yürüyüş bence. Akabinde de kupaya uzanan taraf Aston Villa oluyor bu arada. Artık ikinci sezonu kapatmaya başlayalım. Evet, Berkay Özcan en çok maça çıkan futbolcu ama Bakasetas 22 gol 10 asist, yine muhteşem bir performans. Ligde de 17 gol 3 asist. Bakasetas bir şarap gibi yıllandıkça güzelleşiyor gerçekten. Berkay Özcan'a da bakıyoruz, o da formayı kapmış ilk sezonunda. 37 lig maçı 8 gol 5 asist. Abdülkadir Ömür bu sezon iyiydi. 13 gol 17 asist, profil de gayet iyi. 25 yaşında 7 gol 11 asistlik bir katkı. Maxi Gomez 26 gol 5 asist belki ama burada sezonun sürprizlerinden biri Serdar Dursun var. 28 lig maçı 12 gol. Bunun dışında Avrupa Ligi'nde de 3 golü var. Yani bu ligin bir başka gerçeği de Serdar Dursun'dur. Hadi Maxi Gomez'e de bir bakalım. Maxi Gomez bu arada takımımızdan ayrılıyor. Aston Villa'ya transfer oluyor. Son Avrupa Ligi şampiyonuna gidecek. Oynadığı bu sezonda da 17 gollük bir katkı vermiş bize ligde. Üçüncü sezona geçmeden önce 18 milyon euroluk bir transfer bütçemizin olduğunu da hatırlatalım. Takımımızda ayrılanlar olacak. Dolayısıyla yerine gelen futbolcuların da olması gerekiyor tabii ki. Artık önümüzdeki hedefimiz, en kısa vadedeki hedefimiz lig şampiyonu olabilmek. Yine Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çalışacağız ama Avrupa Ligi'ne düşersek bu sefer en sona kadar gitmek istiyoruz. Bu serüvende Avrupa'dan bir kupa getirmeyi başarabilecek miyiz? Şimdi transferlerimizle 3. sezona devam edelim. Üçüncü sezonumuza transferlerimizle başlıyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlarınızı bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Maçkolik YouTube kanalına da abone değilseniz abone olmanızı rica ederiz. Şimdi transferlerimize bakalım. Öncelikle bir gidenlerimize bakalım. Önemli ayrılıklarımız var çünkü. Uğurcan Çakır'ı Sporting Lisbon'a 20 milyon euroya gönderdik. Önemli bir bonservis bedeli elde ediyoruz. Daha fazla artık elimizde tutamayacağız gibi gözüküyordu. Bunun dışında Tonio Tekliç'i gönderdik. Yedek kalecimizi de gönderdik, Vutsov'u. Onu da Nice 4 milyon euroya göndermiş bulunuyoruz. Tek sezonluk bir katkı aldık. Bunun dışında ilk 11'imizin değişmezlerinden Bilbao. Bilbao'ya gitti. 31 yaşına gelmişti. Meksika milli takımında da forma giyiyor ama soyadından da anlayacağımız üzere kendisi bir Bilbaolu ve memleketinin takımına geri dönmeye karar verdi. Burada bir transfer var. Envosu, kaleci Envosu'yu Juventus'a gönderdik. Onu ne zaman almıştık diye soracak olursanız, geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak kadromuza katmıştık ve bir sezonda 5 milyon euro para kazanıp kendisinden gönderiyoruz. Toplamda da bonuslarla beraber 10 milyon euroya kadar çıkabilir bu bonservis bedeli. Semih Kılıçsoy'u Aston Villa'ya gönderdik. Tıpkı Maxi Gomez'e gönderdiğimiz gibi. O da takımdan ayrılmak istiyordu zaten. Önünde durmadık. 1.5'a aldık. 7.5'a sattık. Evet, gidenler böyleydi. Gelenlere bakalım şimdi. Önemli hamleler. Gelenlerdeki en önemli hamle Nicolo Tresoldi. Hannover'den aldık onu. İtalyan bir forvet. Bundesliga 2'de, hatta şöyle geçmişe de bakalım. Bir 11 gollük bir de 16 gollük 2 sezonu olmuş ve 8.5 milyon euroya kendisini takımımıza katıyoruz. Efendim, ön sezi, özel yetenek, çalışkanlık gibi özellikler gayet yeterli. Yani yeterliden öte gayet iyi. Eğer elimizde tutabilirsek ben çok ciddi fark yaratacağını düşünüyorum. Güvendiğimiz konuysa herhangi bir sözleşmesinde serbest kalma bedelinin olmayışı. Dolayısıyla hani kısa vadede kendisini göndermeyi hiç ama hiç düşünmüyoruz. 5 sezonlukta bir sözleşme imzaladığımızı düşünürsek kariyerimizin sonuna kadar bizimle kalabilir. Orta sahada Raul Torrente isimli bir futbolcuyu aldık. Tam bir pas istasyonu.
bir futbolcu kendisi. Hem pasör stoperde hem de savunmanın önünde defansif oyun kurucu rolünde kendisini oynatabiliriz. Victor Boniface'i transfer ettik. Onu da Bayer Leverkusen'den takımımıza katıyoruz. 1 milyon euro bir maaş teklif ettik. Tresoldi ile beraber forvet rotasyonumuzu çok çok güçlendirdiğini düşünüyorum. İyi performanslar sergilememiş ne yazık ki. Ne Bayer Leverkusen'de ne de Hannover'de, ama ona ikinci bir şansı kariyerinde biz tanıyoruz. Zaten 24 yaşında, geleceği de parlak olan bir futbolcu. Hem Uğurcan'ın, hem Woodsow'un, hem de Mosun'un ayrılmasıyla kale tarafında önemli bir eksiğimiz ortaya çıkmıştı. Biz de bu eksikliği Sassuolo'dan Stefano Turati'yi alarak dolduruyoruz. 7 milyon euroluk çok ciddi bir bonservis bedeli verdik kendisine, ama İtalya'nın o yine gelecek vadeden futbolcularından biri. Sadece 275 bin euroya Abdülkerim'i takımımıza katıyoruz ve son olarak da sol beke bir yedek olarak da Marcos Alonso'yu Barcelona'dan transferin son günlerinde transfer ettik. Şimdi takımımızda en iyi 11'i sırala dediğimizde böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığımızda zaten alışık olduğumuz taktik bu. Futbolcular da hemen hemen alıştığımız şekilde Rice Williams ve yanında Torrente'yi yazmış mesela. Kalede Turati var. Sol bekte Alonso var. İleride de Trasoli var. Yeni olanlar bunlar. Buradaki bütün seçenekleri kaldıracağım buradan. Ve bu sezon özelinde Arif Boşluğu, altyapımızdan çıkmış olan bu yıldızı, yıldız adayını daha doğrusu, ilk 11'imizde oynatacağım. Çünkü buna değeceğini düşünüyorum. Markaj, top kapma, orta yapma, pas yetenekleri, efendim zihinsel özellikleri bence bizim ligimiz için çok çok verimli olabilecek bir futbolcu. Altyapıdan da bazı yetenekleri takımımızın bir parçası yapmak istiyorum açıkçası. Kararı vermemdeki asıl motivasyonlarımdan biri de geçen sezon 15 lig maçına çıkmış ve 12'sinin ilk 11'de olmuş olmasıydı. Yeni bir taktiğe de geçiş yapacağız. Bu sezon itibariyle iki farklı taktiği denemek istiyoruz. Orta sahada gerçekten çok kuvvetli futbolcularımız var ve onlara zaman zaman pozisyon bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden iki forvetle hem Boniface hem Tresoldi'yi aynı anda kullanabileceğimiz, Orsic'i de unutmayacağımız bir taktiğe ihtiyacımız olabilir diye düşündüm. Dönem dönem özellikle kolay maçlarda bu taktiği kullanmayı planlıyoruz. Bakalım işe yarayacak mı? Bunları da fikstür kısmına geldiğimizde hangi maçta hangi taktiği kullandığımı göstererek üzerinden konuşacağız. Ama ana taktiğimiz yine değişmeyecek. Yine bu şekilde 4-3-3 şeklinde oynamaya devam edeceğiz. Süper Lig'deki tek hedefimiz şampiyonluk. Bundan başka bir yol yok artık. Transferlerimizde, yatırımlarımızda buna göre yaptık. Türkiye Kupası'nda 2 senedir şampiyonuz. Bu sezon da şampiyon olursak ne âlâ. Süper Kupayı bu sezon kazanmışız. Süper Kupaya bakalım. Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçmişiz bu sezon. Ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Şampiyonlar Ligi'ne nasıl kaldığımıza bir bakalım. Öncelikle Glasgow Rangers'ı iki farklı taktiğimizdi, işte burada görebilirsiniz. Bu ilk taktiğimiz, her zaman oynadığımız. Bu da ikinci taktiğimiz. Bu iki taktikle oynadık ve 3-2 ve 2-1'lik sonuçlarla geçmeyi başarmışız. Sonra Young Boys karşımıza çıkmış. Yine onlarla da bir maçta öyle bir maçta böyle oynayacak şekilde oynamışız. Ve yine galip gelmeyi başarmışız. Yine. Yine bir ön eleme, yine Benfica. Merhaba Benfica, ama hoşçakal Benfica diyoruz. Çünkü kendilerini 2-1 ve 3-1 ile geçip Şampiyonlar Ligi lig etabına kalmayı başarmışız. 6'da 6 yaparak geliyoruz lig etabına bu arada. Bu da çok kıymetli bence. Aston Villa son Avrupa şampiyonlarından biri. Ferencvaros ve Pogon dişimize göre PSV'ye denk getirirsek iyi olur. Artık sezonu noktalayabiliriz. 3. sezonumuzu noktalıyoruz. Sezon sonuna gidelim ve neler yaptığımızı beraber inceleyelim. Sezonu noktaladığımıza göre 3. sezonun ara transferleriyle başlayalım şimdi. Evet, takımımızdan ayrılanlara bakınca Umut Güneş'i görüyoruz. 4 milyon euroya Getafe'nin yolunu tuttu. Orta sahadaki bolluk artık biraz zehirli bir hale gelmeye başlamıştı. Mutsuzlar vardı. Bunun dışında Boniface'i kiralık gönderdik Braga'ya. Açıkçası ikinci taktikten istediğim verimleri tam alamadığımı düşünüyorum. O yüzden forvetleri biraz daha azaltmak gerektiğini düşündüm. Bakalım sezon sonunda bizimle kalacak mı yoksa gitmeyi mi tercih edecek, bunu göreceğiz. Bunun dışında gelenlerimizde de Emerson Palmieri'yi görüyoruz. Sol beke bir ekleme yaptık. Açıkçası Arif Boşluk ortalama bir performans vermekten ne yazık ki öteye geçemedi. Biz de kulübünde fazla forma şansı bulamayan Emerson Palmieri'yi
İtalyan milli takım tecrübesi de olan bir futbolcuyu takımımıza kattık. Şimdi kulvar kulvar neler yaptığımızda yolumuza devam edelim. Öncelikle Süper Lig'den başlıyoruz. Süper Lig'de muradımıza eriyoruz. 3. sezon itibariyle şampiyonluğa ulaşmış durumdayız. Fenerbahçe'nin 5 puan önünde mutlu sona ulaştık. Bunun dışında Tresoldi ligin gol kralı oldu. 29 gole imzasını attı İtalyan yıldız. Yine ortalama puanda da muhteşem bir görüntü var burada. 3 tane Trabzonsporlu'yu görüyoruz. Asist krallığında da Orsic yine başı çekenlerden biri. Şöyle bir baktığımızda ligde ağırlıklı olarak 4-3-3 sistemiyle oynamışız. Ama 4-4-2 de ara ara oynadığımız ve aslında genel sonuçlarda çok da bir şey değiştirmediğini gördüğümüz bir taktik. Adana Demirspor galibiyeti dikkatimi çekti. Yani baktığımızda 4-3-3'te devam etmek bence daha risksiz bir çözüm olacak gibi gözüküyor. Şuradaki 9-1'i de atlayamam bu arada. 9-1'lik bir galibiyet var. 4-4-2 ile gelmiş mesela. Türkiye Kupası'na bakıyoruz. Türkiye Kupası'ndaysa ne yazık ki finalde boyun eğiyoruz. Fenerbahçe'ye kaybediyoruz bu kupayı. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz şimdi de. Şampiyonlar Ligi'nde son anda elemeler playoff'una katılmayı hak kazanmışız. 9 puanla 3 galibiyetimiz var. Gerçekten de Ferencvaros, Pogon ve PSV'yi yenmişiz. Yani hani şunlardan puan alsak iyi olur dediğimiz üçlüyü yenmeyi başarmışız. 5 tane de mağlubiyetimiz var. Beklenen mağlubiyetler bunlar. Ve 9 puanla gerçekten 24. sırada son saniyede bileti kapıp yolumuza devam etmişiz. Elemeler playoff'unda rakibimiz Ajax olmuş. Ajax'la Trabzon'da oynadığımız ilk maçı 1-1 beraberlikle noktalamışız. Hollanda'daki rövanş maçını ise ne yazık ki 2-1 kaybetmişiz. 2-0 geriye düştükten sonra 87. dakikada Bakasetas'la umutlanmışız ama sonraki beraberlik sayısı gelmemiş ve kupaya elemeler playoff'unda veda etmişiz. Böylelikle bu sezonumuzu da 4 kulvarda bu şekilde noktaladık. 2 tane kupayla, 2 tane yerel kupayla sezonu noktalıyoruz. Batista Mendy en çok maça çıkan futbolcu gibi gözüküyor. Tresoldi'nin 50 golü var, ona baktık zaten. Bakasetas yine 20 gol 14 asist. Şovunu yapmış. Orsic'i görüyoruz. 26 gol 18 asist. O da çok değerli bir katkı. Bakalım. Bunun dışında dikkat çekici bir performans Turati'nin kötü performansı. 53 maça çıkmış ama 6.84 bir ortalaması var. Yani Turati'den istediğimiz verimi alamamış olabiliriz. Bunu söyleyeyim. 32 lig maçında 37 gol görmüş kalesinde. Uğurcan sonrası pek istediğimiz kaliteye ulaştığımızı söyleyemem. Taylan Bulut'un yükselen bir grafiği var. 33 lig maçında 1 gol 2 asist. Onun da özellikleri bayağı artmış gözüküyor. Yeni sezon öncesi iyi haberler var. Yeni sezona 52 milyon euroluk bir transfer bütçesiyle giriyoruz. Bu demek oluyor ki savulun ve futbolcularınıza sahip çıkın. Gerçekten onların hepsini almaya geliyoruz. Çok iddialı, agresif bir transfer dönemi geçirebiliriz açıkçası. Kaleye ekleme yapmayı düşünüyorum en temelde. Bunun dışında stoperlere bir eklememiz olabilir. Yani takımımıza böyle kaliteli bazı parçalar eklemek planımızda var. Ve artık Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olmalıyız. Sadece playoff etabıyla yetinmemeliyiz. Belki direkt olarak çıkabilmeliyiz. Bunları hedefleyeceğiz. Çünkü ligin son şampiyonuyuz artık. Başka şeyler konuşmamız lazım. Şimdi hep birlikte 4. sezona geçelim ve başarılarımızı sürdürmek için transferlerimizi yapalım. Alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Televizyonunuzda, bilgisayarınızda, tabletinizde oynamayın. Çünkü gördükleriniz gerçek. Har vurduk, harman savurduk. Transferde gerçekten paraya kıydık diyebilirim. Ama öncelikle bir gidenlere bakalım hemen. Şöyle bir gidenler zaten burada kendilerini belli ediyorlar. Bizim önemli çıkışlarımız oldu. Won Sang'ı Leicester City'ye 15 milyon euroya gönderdik. Önemli satışlardan bir tanesi buydu. Bence gerçekten değerli bir futbolcuydu. Fiyatını da yani 10'a katladı. 10'dan daha fazlaya katladı ve İngiltere Premier Lig'in yolunu tuttu. Kalecimiz Turati'yi İspanya'ya gönderdik. Celta Vigo'ya zar zor. Kendisini az kaleci olarak oynatacak bir opsiyonumuz da var. 7 milyon euro civarında bir opsiyona da sahibiz Turati'de. Boniface'i gönderdik. Boniface bizde tutmadı arkadaşlar.
Öyle bir sıkıntı var. 5 milyon euro artı bir de oyuncu karşılığında Hoffenheim'a, Almanya'ya gönderdik Boniface'i. Berkay Özcan Shakhtar Donetsk'e, Berat Özdemir ise Reims'e gitti. Onlardan da toplamda 13 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Şimdi gelenlerimize bakalım. Çok önemli bir hamle. Mainz'dan Tom Kraus'u transfer ettik. Yani bu adam kesinlikle bizim seviyemizin çok üstünde bir futbolcu. Bize nasıl düştü inanın bilmiyorum. Alman milli takımın aktif futbolcusu Trabzonspor'a geldi. Korkunç da bir maaş veriyoruz ama hak eder. Yani iki yönlü ve savaşçı orta saha olarak kullanabileceğimiz zihinsel özellikleri tüm dünyadaki futbolculara örnek olabilecek bir futbolcu. Yine fiziksel özellikleri de aynı şekilde. Mainz'in küme düşmesi bize daha çok yarayamazdı. Mainz Bundesliga 2'ye giderken onun serbest kalma bedelini ödedik. Nakit olarak bastık parayı ve aldık. Angelinho'yu takımımıza katıyoruz. Sol bekte Galatasaray'dan tanıdık bir futbolcuyu takımımıza katıyoruz. 29 yaşında benim tam olarak bu takıma eklemek istediğim tipte bir futbolcuydu. O yüzden ne parasına ne maaşına bakmadım ve direkt olarak takımımıza transfer ettik. 6,5 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı. Onun da bu maddesini ödeyerek nakit olarak kendisine transfer ettik. Ve kaleye artık tartışılmayacak kalitede bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Chelsea'nin az kaleciliğini de yapmış olan Robert Sanchez'i takımımıza katıyoruz. Yıldızlarla donatıyoruz takımımızı. 28 yaşındaki file bekçinin kariyerine de bakalım. Chelsea'de ilk sezonu tam geçiriyor. Sonra bir yedeğe düşüş. Sonra Marsilya kiralık dönemi ve akabinde de Trabzonspor'a geliş. PSV'den çok önemli bir hamlemiz var. Savunmada yine bütün tartışmaları sonlandıracak bir futbolcu transfer ediyoruz. Abakar Silla'yı PSV Eindhoven'dan aldık. PSV'de sadece 6 ay geçirdi ama oraya gelmeden önce şu zihinsel özelliklerde agresiflik, cesaret, liderlik özelliğine bir bakmanızı istiyorum. Bunun dışında fizikselde de yani 15'in çok yakınındayız her yerde. Gerçekten çok çok iyi bir futbolcu. Bakıyoruz onu Strasbourg'dan devre arasında almış PSV. 6 ayda bize hemen hemen 2 katına neredeyse satmış durumda. Eyüp Aydın'ı aldık Galatasaray'da normalde biliyorsunuz. Nice'den aldık onu. Oraya gitmişti. Savunmanın önünde çok kaliteli bir yerliye sahip oluyoruz böylelikle. Yabancı kontenjanından yemeden oynatacağımız bir başka futbolcu. O da Galatasaray'da iyi bir sezonun ardından Nice'e gidiyor. Nice'de tutunamayınca da bize geliyor. Son olarak da forvet dediğimiz Joshua Zirkzee olacak. O Bayern Münih çıkışlı gelecek vadeden bir futbolcuydu. Yani bir alternatif olarak takımımızda durması iyi olur diye düşündüm. Bu sezon tekrar tek taktiğe dönüyoruz ve oluşan en iyi 11'imiz bu şekilde. Bakasetas, Kraus ve Torrente üçlüsü çok değerli bir üçlü. Hatta burada Torrente yerine belki Batista Mendy'yi de kullanabiliriz bence. Oradaki kaliteden hiçbir şey götürmez. Hücumun iki yönündeki kanat oyuncularımız da yerlilerden oluşuyor. Bu da çok değerli bence. Ors için yaşı ilerlediği için böyle bir seçim olmuş olabilir. Ligi zaten süpürecek bir takım olduğunu düşünüyorum ama Avrupa'da da bir şeyler yapmaya aday bir takım var karşımızda. Savunmayı çok güçlendirdik. Orta sahaya da yine çok iyi eklemeler yaptık bence. Süper Lig'de hedefimiz şampiyonluk. Kupada da yine hedefimiz şampiyonluk Türkiye Kupası'nda. Süper Kupayı almışız. Şampiyon olduk orada. Fenerbahçe 4-3 yenmişiz bu sefer. Şöyle bir fikstürümüze de baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde yani elemeler playoff'una kalacak bir fikstür var bence. Milan'ı, Barcelona'yı, Paris Saint-Germain'i unutalım ama geri kalanından bir şeyler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi fazla da uzatmadan 4. sezonumuzu noktalayalım ve bu muhteşem kadroyla 4. sezonda neler yaptığımızı hep beraber görelim. 4. sezonu noktalıyoruz. 4. sezonda ara transferde herhangi bir ekleme yapmadık ama takımımızdan Raul Torrente ayrıldı. 13 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli kazandık. Wolverhampton'a gönderiyoruz kendisine. Şimdi bakalım teker teker turnuvalara. Süper Lig'de yine şampiyon olmayı başarıyoruz. Hem de bu sefer 100 puanla ve namağlup şekilde. Gerçekten kadro kalitemize yaraşır bir sonuç elde ettik. Namağlup şekilde ligimizi şampiyon tamamlıyoruz. Bu arada arkamızda da Fenerbahçe ile 9 puanlık bir farkımız söz konusu. 7 beraberliğimiz var sadece. Bunun dışında ligde gol kralı yine Tresoldi. Tresoldi üst üste ikinci sezonda da
gol kralı olmayı başarıyor. Orsic'ten bir asist krallığı var. Orsic'e bir bakalım. Orsic'in profiline hiç bakmadık. Ona da bir bakalım. 34 yaşına geldi. Mislav Orsic ve harika sezonlar geçiriyor bizimle. Gördüğünüz gibi yani çift taneli skor katkısı ki bu sezon artık pik yapmış durumda. 33 gol katkısı var ligde. Türkiye Kupası'nda finalin adı Galatasaray ve Samsunspor. Biz ise çok erken veda ettik. Ne yazık ki Hatayspor'a 6. turda 3-1 mağlup olduk ve kupadan erken elendik bu sezon. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 20. sırada tamamladık lig etabını. Daha iyi bir sonuç aldık geçtiğimiz sezona göre. 3 galibiyetimiz var. Celtic'i deplasmanda yendik. 5-1'lik Young Boys, 4-1'lik Gladbach galibiyetlerimiz var. Bir beraberlik, evimizde 4-4'lük bir beraberlik almışız Milan'a karşı. Ve mağlubiyetler var tabii ki. Mağlubiyetleri ben normal karşılıyorum. 20 gol atıp da 15 gol görmüşüz kalemizde. Geçen sezon biliyorsunuz bileğimiz playoff etabında bükülmüştü Ajax'a karşı. Bu sezonsa Borussia Dortmund'la eşleşmişiz Alman deviyle ve Trabzon'da oynadığımız maçı ne yazık ki 3-2 kaybetmişiz. Dortmund deplasmandaki rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde ediyor. Ancak rövanş maçına baktığımızda Almanya'da gülen taraf Trabzonspor oluyor. Tresoldi'nin tek kişilik gösterisiyle kendimizi son 16'ya atmayı başarıyoruz. Borussia Dortmund'u kendi evinde yenip turluyoruz. Akabinde son 16'daki rakibimiz ise Chelsea oluyor ve Chelsea'yi Angelinho'nun attığı golle kendi evimizde 1-0 yeniyoruz. Gerçekten bu sezon çok şeye gebeydi hakikaten ama Chelsea evimizde yeneceğimiz bir senaryoyu açıkçası görmeyi beklemiyordum. Benim de beklentimin üstünde bir performans oldu. Son 16'daki rövanş maçımızda ise ne yazık ki diş geçiremiyoruz Chelsea'ye. Chelsea kendine geliyor ve bizi 5-1 yenmeyi başarıyorlar. Evet, şöyle bir performanslara bakalım. Tabi bu sene artık bolluk bereket senesi. Yani herkesin performansı çok iyi. O yüzden kimi özellikle bahsetsem bilemiyorum. Yani zaten istatistikler genel olarak karşınızda, onları ekranı durdurup da inceleyebilirsiniz. Ben sadece dikkat çeken 2-3 tane şey var, onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Taylan Bulut'ta bir yıldız görüyorsunuz. Bunun sebebi artık kendisinin yabancı olacak olması. Bu da Alman milli takımını seçmiş olmasından kaynaklanıyor Taylan Bulut'un. Artık o Almanya'nın bir futbolcusu. Alman milli takımıyla beraber 2026 Dünya Kupası'na gidiyor. Yani Trabzonspor'dan Alman milli takımına 2 tane futbolcu veriyoruz. Çok ilginç gerçekten. Onunla beraber Kraus da yine Alman milli takımına gidecek. Muhteşem bir sezonun ardından. Evet, Özün Akgönül diye bir futbolcu çıktı. Oyunun sonradan oluşturduğu bir futbolcu. Biz de onu altyapımızdan çıkarmadık açıkçası. Altınordu'dan transfer etmiştik ama böyle bir profil gerçekten beklemiyordum. 19 yaşında milli takımımızda oynuyor. Ve bu sezon ligde 12 gol 9 asistlik bir katkı verdi Özün. Şöyle bir geçmişine de bakalım. Altınordu'da 10 gol attığı bir sezonun devre arasında aldık onu. Akabinde de Pendik Spor'a, yani Süper Lig'i kiraladık ve geçen sezon yedek kaldıktan sonra bu sezon artık 34 lig maçında oynayabilecek duruma gelmiş. Muhteşem bir profil. Yani takımımızda son sezonda da yine ona şans vereceğiz, artık o 11'imizin değişmez parçalarından biri olacak. Önümüzdeki sezonda yine 4 kulvarda olacağız. Şimdi 5. sezon transferlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Ve geldik son sezona. Trabzonspor'la beraber 5. sezonumuza da başlıyoruz. Öncelikle ayrılanlar: Abdülkerim Bardakçı Bordo'ya gidiyor. 2 sezon boyunca takımımızda önemli katkılar vermişti. Bunun dışında Emre Uzun'u biliyorsunuz kariyerin başında almıştık. Onu da Brentford'a gönderdik. Profil yani hala bence as takım olmaktan uzakta ama yine de fena bir hale gelmedi. Bunun dışında verim alamadığımız Stefano Turati'yi Southampton'a göndermeyi başarıyoruz. O da artık takımımızda olmayacak. 7 milyon euroya aldık. 7 milyon euroya sattık Championship ekibine. Bir de şimdi gelenler diyelim. Thales Magno çok önemli bir hamle. Tottenham'dan aldık onu. Açıkta kullanabiliriz. Çünkü Orsic artık yaşlanıyor ve profilde biraz düşüşe geçiyordu. Thales Magno'ya gittik. Parası neyse alırız dedik ve çok ciddi bir yatırım yaptık. 18 milyon euroya alıyoruz Tottenham'dan kendisine.
Bir de sağ beke Taylan Bulut madem dedim yabancı oldu. Oraya bir yabancı da yedek çekelim ve Heitor isimli bu sağ beki takımımıza katıyoruz. 26 yaşında Brezilyalı ve evlatlara dönüş operasyonu bu kariyerde de karşımıza çıktı. Babalar oğullarına küsmez diyoruz biliyorsunuz ve Ahmet Can'la Yusuf Yazıcı ikisinin de sözleşmesi elindeydi ve takımımıza transfer ettik. Ahmet Can kolay olanıydı açıkçası. Çünkü o Ajax'tan direkt olarak takımımıza geri dönüyor. Gördüğünüz gibi Ajax'ta fazla oynayamadığı için geçen sezonu Alanyaspor'da geçirdi ve bu sezon kulübüne, yuvasına geri döndü. Yusuf Yazıcı'da ise iş biraz daha farklı açıkçası. O biraz daha tepki görebilir 30 yaşındaki futbolcu. Çünkü kendisi bize Lille'den gelmiyor. Fenerbahçe'den, ezeli rakibimizden geliyor. Lille sözleşmesi bittikten sonra biz onu transfer etmek istedik ama o Fenerbahçe'yi seçti. Orada geçirdiği 3 sezonda bir sezonu kiralık olarak yine Fransa'ya dönmüş. Son sezon da fena değil açıkçası ama sözleşmesi bitti, boşta kaldı ve kendisini bir şekilde camiaya kabul ettirip geri almayı başardık. Evet, bu sezonun en iyi 11'ine baktığımızda artık takım hepten farklı bir hale büründü. Burada Eyüp Aydın'ı 6 numarada görüyoruz. Abdülkadir artık Mezzala'da görüyoruz. Özün isimli futbolcumuz, Özün Akgönül sağ açıktaki ilk adayımız. Süper Lig'de 3'lü 3'le başladık. Süper Kupa'da ise şampiyonlukla başladık. Bu sefer ilk kez yani Galatasaray'la oynuyoruz Süper Kupa'da ve kendilerini 2-1 mağlup etmeyi başarıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir fikstürümüze bakalım. Fena bir fikstür beklemiyor açıkçası Slavia Prag. Yine Betis var. Benfica var, Freiburg, Salzburg, Bayern Münih, Almanya, Avusturya bayağı aynı yerlere gidiyoruz. Evet, bu kaliteli kadroyla 5. sezonu da yani son sezonumuzu da tamamlama zamanı geliyor. Artık elimizden geleni ardımıza koymayacağımız bir son sezon oynayacağız. Şimdi sezon sonuna gidiyoruz ve serüvenin sonunda nerede bitirdiğimizi hep beraber görüyoruz. 5. sezon tamamladık ve artık serüvenimiz sona erdi. Şimdi ara transferde herhangi bir ekleme yapmadığımız için direkt olarak turnuva sonuçlarıyla yolculuğumuzu nerelerde tamamladığımızı görelim. Süper Lig'de başlıyoruz. Süper Lig'de 3. senede de üst üste şampiyon olmayı başarıyoruz. Bu sezon mağlubiyetlerimiz var ne yazık ki namağlup değiliz ama yine de ligin en tepesindeyiz ve Trezoldi de yine gol krallığıyla bu başarıyı taçlandırdı. Robert Sanchez yine en çok kalesini gole kapatan futbolculardan biri. Baktığımızda bu iki mağlubiyette kime karşı alınmış? Biri Galatasaray'a, biri Başakşehir'e karşı. Bunun dışında Türkiye Kupası'nda ne yazık ki yine mutlu sona ulaşamadık. Adana Demirspor kupaya uzanan taraf oldu. Karadeniz derbisinde Rizespor'a mağlup oluyoruz. 6. turda hem de çok erken bir veda. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez direkt olarak son 16'ya kalmayı başarıyoruz. Çünkü ilk 8'e girdik. Bu sefer de son anda ilk 8'e girmeyi başarıyoruz. Hatta şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk 8'de şaşırtıcı takımlar var bizim gibi. Leicester ve Feyenoord bunlardan bazıları. Yani bu kadar iyi takımlar aşağıda kalırken biz sürpriz bir şekilde bu sezonu yukarıda tamamlamışız. Fikstür avantajı mıdır artık bilemiyoruz, ona da bir bakalım. 8 maçlık bu ligde 6 galibiyet 2 mağlubiyetimiz var. 6 galibiyetimize bakıyoruz. Benfica, Atletico Madrid galibiyetleri spektaküler galibiyetler gerçekten. Bunun dışında Salzburg, Freiburg, Betis ve Slavia Prag galibiyetleri. Mağlubiyetlere baktığımızda ise Manchester United'a 3-2 yenilmişiz. Bir de bir mağlubiyet daha var gibi ama yani 7-0'lık bir mağlubiyet var. Evet, bunu yani odadaki fil diyelim buna. Neyse ya, çok önemli değil. Okey. Orayı geçelim. 7-0'ı unutalım. Ve şimdi son 16 ile yolumuza devam edelim. Son 16'daki rakibimiz Chelsea olmuş. Biliyorsunuz Chelsea'ye geçtiğimiz sezonda da yenilmiştik. İlk maçta Stamford Bridge'de kendilerine 2-1 mağlup oluyoruz. Öne geçtiğimiz maçta galibiyeti koruyamıyoruz. Kendi evimizdeki deplasman maçına ise şöyle bir göz atalım. Yeremi ile geliyorlar, ceza sahasına giriyorlar. 68. dakikada bu golü kalemizde görüyoruz ve Chelsea ikinci maçta da öne geçmeyi başarıyor. Toplamda da skoru ne yazık ki 3-1'e getiriyor. 84. dakikaya gidiyoruz. Kaan Ayhan taçı kullanıyor. Oğulkan ceza sahasına dolduruyor. Zirkse çeviriyor ve Barış Alper skora dengeyi getiriyor. Maç 1-1 ama maç böyle biterse yine bize yaramıyor.
Barış Alper'le yine gidiyoruz. 85. dakikadayız. Barış Alper'in pası, Zirkzee'nin vuruşu ve 2-1 öne geçiyoruz. Toplamda skor 3-3'e geliyor. Artık 90 dakikanın sonu geliyor ve 120 dakikayı oynamaya başlıyoruz. Yani artı 30 dakikayı oynamaya başlıyoruz. Artık uzatmalardayız ve 92. dakikada penaltı kazanıyoruz. Penaltıda topun başında Yusuf Yazıcı var. Yusuf Yazıcı camiaya kendini affettiren bir gol atıyor. Ve maçı 3-1 kazanarak uzatmaların sonucunda tur atlayan taraf oluyoruz. Hem de baktığımızda 69. dakika itibariyle iki farklı geride olduğumuz bir maçı oynuyorduk. Baktığımızda oradan çevirip bu maçı kazanmasını biliyoruz. Bizim için unutulmaz bir akşam oluyor. Çeyrek finalde ise Feyenoord'la oynuyoruz. Feyenoord'la oynadığımız ilk maçı Hollanda'da 2-1 kazanmasını biliyoruz. Tresoldi ve Mendy'nin golleriyle. 2-1 kazandığımız maçın bir de Trabzon'daki rövanşına bakalım şimdi. Tresoldi ile geliyoruz. Daha ilk saniyeler, 15. saniyedeyiz şu an. Tresoldi bırakıyor. Talles Manyo çeviriyor. Barış Alper'le golü buluyoruz ve iyice rahatlamaya başlıyoruz. 1-0 öndeyiz. Taylan'la tacı kullanıyoruz. Dakika 5 bu arada. Bir al ver. İki Alman futbolcudan. Barış Alper yine arka direkte kafayı vuruyor ve 2-0'a getiriyor sonucu. 16. dakika yine Barış Alper. 16. dakikada 3-0 öndeyiz. Ve artık bizim için bir bayram havası var. Çünkü yarı finali kutlar durumdayız şu an. Şimdi Suçek'te 26. dakikada Feyenoord geliyor. Savunma arkasına bir pas. Donyel Malen farkı 2'ye indiriyor. Ve sonucu 3-1'e getiriyor. 60. dakikada penaltı buluyor Feyenoord. Malen yine sahnede ve topu ağlara gönderiyor. Artık yavaştan böyle el ayak titremeye başlıyor. Çünkü 2 gol daha bulurlarsa buradaki tur risk altına gidebilir. Maç uzatmaya gidebilir. Dakikalar 90'ı gösteriyor artık. Emerson'la geliyor Feyenoord. Yankov. Orada Rıdvan'ın bir hatası. Emerson ceza sahasına giriyor. Pası veriyor. Donyel Malen hat-trick yapıyor 90. dakikada ve sonucu 3-3'e getiriyor. Artık uzatmalar oynanıyor. Uzatmalara geldiğimizde ise herhangi bir gol olmuyor ve maç 3-3 bittiği için 3-0 koruyamamamıza rağmen tur atlayan taraf oluyoruz ve yarı finale gidiyoruz Trabzonspor'la. Barış Alper, Yılmaz 3, Donyel Malen 3 maçın sonucu olmuş resmen. Ve yarı finaldeki rakibimiz Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'le oynadığımız ilk maçı ne yazık ki 5-2 kaybediyoruz. Rövanş maçını ise 2-1 kaybediyoruz ve Paris Saint-Germain burada finale yükselen taraf oluyor ama yine de çok zevkliymiş. Gerçekten yine de her anına değermiş Paris Saint-Germain'le oynayana kadar. Kutlu yürüyüşümüz Paris Saint-Germain'le oynadığımız yarı finale kadar devam etmiş son sezonumuzda ve son sezonu gerçekten iz bırakarak tamamlıyoruz ki en önemlisi de buydu bence. Toplamda 3 lig şampiyonluğu elde ettik. 2 kupa şampiyonluğumuz var. Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde birer yarı finalimiz var. Avrupa'da da adımızdan söz ettirmeyi başardık. Evet, son sezonlar itibariyle de istatistikler böyle. Ben artık biraz daha genel anlatmalıyım bence. Çünkü kariyerimizi burada noktalıyoruz. Şimdi Nicolò Tresoldi'ye bir bakalım. O artık İtalyan milli takımının da forveti. 5 maçta 4 gol imzasını atmış. 29 gol attığı 2 sezon ve 31 gol attığı bir son sezonu var. Gerçekten kusursuz bir kariyer oluyor onun için. Bunun dışında genç yeteneğimiz Özün Akgün'le de bakıyoruz. O da yani bu profil harika bir yere gitmiş. Yani sadece 5 sezonda karşımıza çıkan böyle bir yetenek. Çok büyük şansımız oldu. Barış Alper de yani bu kariyerdeki önemli figürlerden bir tanesi oldu. Bakınca bizimle 4 sezon geçirdi. Kariyeri niye böyle olmuş onu anlamadım. Şöyle bir 2 tane 2023-24 Galatasaray gözüküyor. Mali duruma da baktığımızda kasada 142 milyon euro var. Transfer bütçesi devam etseydik 80 milyon civarında olacakmış. Avrupa katsayılar sıralamasına baktığımızda ise kendimizi 38. sırada görüyoruz ne yazık ki. Bunun sebebi tabii ki hem 21-22 sezonunun sayılması hem de 22-23'te herhangi bir Avrupa oynamayışımız. Çünkü geri kalanına baktığımızda etrafımızdaki takımlardan çok daha iyi puanlar aldığımızı görmek mümkün. Bunun dışında
Beşiktaş'ı 33. sırada görüyoruz. Bizden daha yukarıda gözüküyorlar katsayı anlamında. Kariyerimizde iz bırakan futbolcular ne yaptılar? Onlara da hemen bir bakalım. Mesela Uğurcan Çakır'a bakalım ne yapmış diye. Bir sezonluk Sporting Lisbon macerasından sonra Newcastle'a gitmiş 38 milyon euroya. Bu arada onda da bir not var, ona da bakalım. Trabzonspor'a %35 maddesinden dolayı 10 milyon euroluk bir ek ödeme yapılmış Newcastle'a geçerken. Dolayısıyla burada da bir ek gelir kazanmayı başarmışız. Semih Kılıçsoy'a da bakıyoruz. Semih Kılıçsoy 22 yaşında artık. Profili bayağı gelişmiş aslında. Elit seviyeye yaklaşmaya başlamış 22 yaşında. O da bir Millwall üzerine Montpellier yapmış ve Aston Villa'da yedek olarak başlamış kariyerine. Maxi Gomez'a bakıyoruz. O da ikinci sezonumuzda geri dönmüştü. Aston Villa'ya yollamıştık. Bir sezon orada kaldıktan sonra Inter'e transfer olmuş. Orada da parasını katlamış ama oradan ek bir gelir ne yazık ki elde edemedik. Bir de son olarak onu açıyor bakıyoruz. İlk sezonun fark yaratanlarından biriydi. Belki gerçekte de profilinin nasıl olduğunu merak edenler vardır diye gösteriyorum. O Trabzon'dan dönünce Southampton'da 2 sezon geçirmiş. Sonra Arap Yarımadası'nda bir kariyer onu beklemiş. En sonunda Al Orobah takımında kariyerini noktalıyor. Şu an yani en azından maceramızı orada noktalıyor. Efsanelerimize baktığımızda Tresoldi ve Mislav Orsic'i görmemiz mümkün. Trabzon'da artık efsaneleri onlar. Bunun dışında simge isimlerinde de Abdülkadir Ömür'ü ve Bakasetas'ı görmek mümkün. Biz de bu bilgilerle beraber böylelikle yeniden yapılanıyoruz Trabzonspor bölümümüzün sonuna geliyoruz. Umuyoruz ki severek beğenerek takip etmişsinizdir. Önümüzdeki günlerde sizlerin önerileriyle de beraber bir takımı yeniden yapılandırmak istiyoruz. Eğer sizin de bu konuda önerileriniz olursa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.